üzerinde yeniden kuran Yahya Akengin ile şiir, roman, anı türlerinde, tiyatro türlerinde yazdığı eserleri bağlamında bir edebi evren yolculuğu yapacağız. Ve bu yolculuğu yaparken Yahya Akengin'e sorularla ya da kendisinin yönlendirmeleriyle de yardımcı olacağız. Olabildiğince umarım teknik bir aksaklık olmadan programımızı tamamlarız. Bu program Büyüyorum ekibinin etkinliklerindendir. 12. yılımızdayız biz de. Şu mevcut süreci daha yapıcı, daha kendimize dönük olarak ve daha faydalı geçirmek adına bu tür organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Çok kısa bir şekilde hemen Elif Öksüz Güneş, doktor öğretim üyesi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Yahya Akengin'i şöyle bir tanıtacak bize. Ardından sözü Yahya Bey'e vereceğiz. Daha sonrasında onu dinleyeceğiz. Evet Elif Hanım, buyurunuz. Teşekkürler hocam. Milli Duruş ve Düşünüşün devamı niteliğindeki sanatkarlardan olan Yahya Akengin, 1946 Bayburt doğumludur. Erzurum Ekmek Yedidir. Kültür Bakanlığı Başmüşavirliği, TRT Yayın Değerlendirme Müdürlüğü görevlerinde bulunur. Türkiye Yazarlar Birliği ve İLESAN'ın kurucusundan olan Akengin, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı'nın başkanlığını da sürdürür. İSAR, Türk Edebiyatı, Doğuş Edebiyat, Milli Kültür, Boğaziçi ve Türk Dili dergilerinde şiirleri yayınlanır. 1977'de Çal Sürgün adlı kitabıyla Türk Milli Kültür Vakfı Parmağı'nın, 1981'de Hicret Duyguları adlı şiiriyle aynı vakfın Hicret Şiirleri Armağanı'nı kazanır. Tercüman Vakfı'nın adlı iki yarışmaları ödüller alır. 1988'de Kütüphane Belediyesi'nin Kütüphane Romanları Yarışması'nda üçüncülük alan Oğuz Dede adlı romanına 1992 yılında Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sanat Ödülü verilir. Sarkaç adlı romanı İstanbul Tuzla Belediyesi 700. yıl roman armağanlarını kazanan eserler arasındadır. İstesen, Akşamla Gelen, Çağ Sürgünü, Saatler ve Çevreler, Ötelerden, Kimseleri Anlatamadım, Sözümüz Var, Aşkta Bereket Var, Eylül Kuşatması adlı şiir kitapları, Özlem Yokuşları, Dönüş Acıları, Yaralı Dağlar, Oğuz Dede, Sarkaç adlı romanları bulunur. Bunların dışında Enver Paşa ve Büyük Ümitler, Eski Çarıklar, Aile Bağları başlıklı oyunların, Siyaset Nami ya da Bir Seçim Hikayesi adlı anı kitabın, Ceylan Yurmak, Koros'un Öbür Yüzü, Plevne Günlerin, Nene Hatun, Erkek Koçlu Ağustos'un oyunları da bulunur kendisi. İyi akşamlar, yerel seçim 2019. Teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkürler Elif Hanım. Şimdi sözü Sayın Yahya Akengin'e vereceğiz. Yahya Akengin, milli olanı düşünsel ve duygusal anlamda yaklaşan bir sanatkarımız ve eserleri aracılığıyla da aslında farklı türlerde eserleri aracılığıyla da bir bağlantı kurduğunu görüyoruz. Sanatın sesini o milli duyguyla, milli duyuşla buluştururken amacı kaosu aşmak. Yahya Akengin'den yazınsal serüvenini anlatarak ve bunların ayrıntılarını, iz düşüklerini bizimle paylaşarak bize bu bağlamda aydınlatmasını rica ediyoruz. Buyurun Sayın Yahya Akengin. Efendim, ben burada aydınlanmak için oturuyorum. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi daha önce bir konu başlığı ne olabilir demiştik. Hatırlarsanız ben de edebi türler arasında akrabalıklar etrafında bir sohbet olabilir demiştim. Evet. Ben öyle bir giriş yapmak isterim. Buyurunuz. Edebiyat tabiatıyla bir bütündür yani. Bu türler de bir yuvanın çocuklarıdırlar, aynı yuvanın. Fakat burada ben şiiri torpilli görüyorum. Yuvanın anası şiirdir. Romanın da, tiyatronun da, hikayenin de, diğer edebi türlerin de anası şiirdir diye düşünüyorum. O bakımdan çoğu yazarımız işe şiirle başlamıştır. Bazen şiiri yolda bırakmış, öbür türlerle devam etmiştir.
bazen bunları paralel götürmüştür. Bunun çok örnekleri var. Mesela Tanpınar için derler ki, bir ara durup dururken şiirden firar etti, romana kaçtı derler. Bu şunu gösteriyor, Tanpınar şair olarak edebiyat hayatına girmekle beraber şiir alanında romanda daha başarılı olmuş demektir. Bu bazen bu akrabalar birbirlerini yolda bırakabiliyorlar. Veyahut da kardeşlerden biri daha öne geçiyor, öbürü arkalarda kalabiliyor. Bu da normal bir şey. Ben esas şunu öncelikle belirtmek isterim. Tabiatıyla ben de şiirle başladım. Fakat Hisar dergisinde şiirlerim yayınlanmaya başlayınca gördüm ki hep şiir yazarsam kendimi tekrar etmek tehlikesine düşeceğim. O bakımdan öbür türlere geçmeyi düşündüm ve öyle de yapmaya çalıştım. Yalnız tabii şunu da söylemek gerekir ki, bu edebi türler birbirinden alışveriş yaparlar. Birbirlerini beslerler tabiatıyla. Ben de bunun yararını gördüm. Yani romanlarımda şiirlerimin izdüşümleri, tiyatrolarımda, romanlarımdan izdüşümler, benzeri şekilde devam etti, gitti. Bu arada hemen Tanzimat dönemine şöyle bir kısa geçiş yapmak istersem. Bakıyoruz bir Ahmet Mithat Efendi var. Mübarek her dala el atıyor. Çok da verimli. O aslında hocalık yapıyor. Daha sonra geliyoruz, diyelim, Recaizade Mahmut Ekrem. O zamanın adlandırmasıyla Şair-i Azam. Yanlış söylemiyorum, değil mi? Bir şeye de Üstad-ı Azam deniliyor. Abdülhak Hamit'e iki üstad, iki azam. Şimdi Recaizade Mahmut Ekrem lirik şiirleriyle, efendim, dramatik şiirleriyle, hayatındaki dramatik olayların da şiirlere yansıması var tabii, biliyorsunuz. Yola giderken, devam ederken bir bakıyoruz ki bir araba sevdasıyla karşımıza çıkıyor. Roman malumunuz. Ne yapıyor? Bu devrin bir sorununa parmak basıyor. Yani şair fil dişi kuleden çıkmış oluyor böylece biraz. Hani derler ya, biraz şairleri tane ederler fil dişi kulede diye. Hayır, şair fil dişi kulede değil, değil mi? Başka yerlerden görünmeyenleri fil dişi kuleye çıkarak görebiliyor, gösterebiliyor diye düşünmekteyim. Öte yandan Ahmet Haşim'e bakıyoruz ki benim favori şairlerimden biridir. Bir akşam, akşam hüznü, gece, efendim, şah çıbanının kompleksini yaşıyor diyorlar. Malumunuz. Bu arada hemen aklıma geldi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu malum hatıralarında bu dostlarını anlattı Yahya Kemal'e dair. Ahmet Haşim diyor bir komplekse kapılmıştı. O şah çıbanından dolayı. Nasıl olsa kadınlar beni sevmezler diye. Onun için akşamlara kendini kapattı. Fakat Yahya Kemal diyor ki, Haşim kendine haksızlık ediyordu. Onun öyle gözlerinde güzellikler vardı ki, duyarlı kadınlar onu görür ve seçerlerdi, seçebilirlerdi. Bunlar tabii edebiyatımızın farklı renkleri ama
bu renklere dokunmadan eserleri anlayamıyoruz yani. Mesela Ahmet Haşim şiirlerinde dedi ki akşamı, gecenin hüznünü işliyor. Ama bir de nesirleri var, çok güzel nesirleri var. Mesela Ay diye bir yazısı var yanlış hatırlamıyorsam. Ay, ay, yalancı ay diye bir nesir. Bu da sanki şiirleri kadar güzeldir ve estetiktir. İşte bu akrabalıklar böyle bir şey edebi türlerde. Diyelim, buradan hemen başka bir dala geçeceğim. Biyografi, özgeçmiş, o da edebi bir tür tabiatıyla. Ben Varlık Yayınları arasında vaktiyle yayınlanmış olan Dünya Şiir Antolojisi diye bir kitabı okumuş, çok dalmıştım. Her özgeçmiş bir şiir gibi gelmişti bana. Mesela Lamartine anlatıyor. Göl şiirinin hikayesini anlatıyor. O Lamartine'in göl şiiri bir aşk şiiri. Ama orada bir de bir ayrılık, bir dram var. Dolayısıyla şairlerin, yazarların arka planı olan özgeçmişlerinde bir edebi çeşni buluyoruz. Dediğim gibi ben o kitabı böyle bir edebi eser okur gibi başucu kitabı olarak okurdum. Tam adı zannediyorum Büyük Şairler ve Şiirlerindi. Yani yabancı bir müellifin hazırladığı şiir. Böyle bunlar benim için hep ilgi çekici olmuştur. Besleyici olmuştur. Örnekleri çoğaltabiliriz. Ben biraz da sizlerin sorularına göre hareket edeyim, konuşayım diye düşünüyorum. Yani bu akrabalıklar konusunda da türlerim. Yahya Hocam sesiniz var. Hocam seslerimizi açarak konuşursak. Evet, Sayın Yahya Erkengin, burada evet. Türler arası geçişkenlik anlamında baktığımızda da aslında eserlerinizde hem romanda hem şiirde hem anıda bu söylediğiniz bağlantıyı sizin de kurduğunuzu görüyoruz. Yani özellikle izlek anlamında baktığımızda geleneksel kültürümüz, kolektif bilinçaltımız, milli değerlerimiz, mitlerimiz, doğa, ama doğayı anlatırken bu anlattığınız doğa Anadolu doğası, Anadolu coğrafyası. Dolayısıyla bu bağlamda siz o türler arasılık, göstergeler arasılık, metinler arasılık bağlamında bir sentez gerçekleştiriyorsunuz. Bu bağlamda eserleriniz sizin yolculuğunuz bağlamında baktığımızda da söylemden içeriye bir katman oluşturuyor. Yani her birinde aslında aynı noktaya, aynı izleye dönük olarak farklı biçimlerde metinler kurguladığınızı görüyoruz. Bu bağlamda da başarılı çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Bu güzel bir tespit benim için tabii ki. Rahmetli dostum Profesör Şerif Aktaş vardı. Evet. Bugün ölüm yıl dönümü hocam. Rahmetle anıyoruz hocamızı. Aman ne güzel. Ne güzel. Evet. Çok yakın dostumdu rahmetli. Çok dostluğumuz kadar da kavgalarımız vardı. Ama tabii bu edebiyatçıların kavgaları malum. Onlar da ayrı bir şeydir, tattır, çeşnidir. O kavgalar olmadan olmaz. Evet. O benim Yaralı Dağlar romanımı okuduktan sonra Türk Edebiyatı Dergisi'nde bir değerlendirme yazısı yazmıştı. Orada bir Şeref Bey vardır. Birçok şeye küsüp, hayata değil de birçok şeye küsüp bir kulübeye çekilir. Tek başına bir inziva hayatı yaşamaya başlar. Şeref Aktaş onu okuduktan sonra dedi ki, dostuz ya, lan oğlum dedi, bu senin hayatından bir parça mı dedi.
Yazı da yazdı tabii sonra. Hayır dedim, ben hayatımdan değil ama yazarların hayatı bir yaşadıkları bir de hissettikleri ile vardır. Yani hissettikleriniz de sizin hayatınızın bir parçasıdır, bir unsurudur diye düşünüyorum. Bazen bana sorarlar, şu romandaki kahraman kim, kimi kastettin? Şu kahraman sen misin? Falan çok soruyor. Bunlar böyle biraz, tabii biraz da bana espri gibi gelir yani. Bu biraz edebiyattan uzak olanların soruları diye gözüküyor. Biliyorsunuz Madame Bovary yazarı sorarlar Gustave Flaubert'e. Bu Madame Bovary kimdir? Tanıyor musun diye. Bilirsiniz Zülfü Hanım. O diyor ki Madame Bovary benim diyor. Bir bay bir bayanla özdeşleşmiş oluyor ya. Bu edebiyat böyle bir şey, sanat böyle bir şey aslında. Onun için onu görünenden çok görünmeyende aramak gerekir diye düşünmek lazım. Ve mesela benim, siz bir yazı yazdınız da veya tamamlanmadı bildiri sunacaktınız Oğuz Dede romanı için. Evet, evet. Tamamlayamadığım bir yazı, evet. Bekliyorum, o yarım kalmasın inşallah. Evet, inşallah. Sözüm olsun buradan. Evet. Şimdi bir yaz tatilinde veyahut da yaz mevsiminde memleketime Bayburt'a gitmiştim. Ülke Hanım, dolaşıyorum. Her taraftan karşıma Dede Korkut çıkıyor. Çünkü bizim de çocukluğumuzda Dede Korkut tipleri vardı. Dizinin dibinde oturduğumuz, öğütlerini dinlediğimiz, işte kavgalıları barıştıran, ne bileyim, küskünleri bir araya getiren, bu bizim kültürümüzün çok önemli bir figürüdür, daha doğrusu bir rengidir. Şimdi ben Bayburt'ta dolaşıyorum, herkesin yüzünde bir Dede Korkut görmeye başlıyorum. O sıralarda oğullarım da öğrenci, ikisi de yaramaz keratalar. Hatta neredeyse okumaya niyetleri yok. Şimdi ikisi de akademisyen. Şimdi orada aklıma geldi ve kafama düştü Oğuz Dede romanı. Ve o yıl yaz tatilinde Antalya'da TRT kampında, TRT'de görevliydim tabii, roman ortaya çıktı. Şimdi hanımefendi özgeçmişimden bahsetti ya, hani derece almıştı o dedi. İki bir derece alıyor, sonra bir ödül alıyor. Sonra bu İzmir'de ödül törenine beni davet etti Büyükşehir Belediyesi. Gittim ödül töreni. Jüri üyelerinden Alev Bursalı yazar geldi yanıma, tanıştık. Yahya Bey dedi, romanınızı okuduğum zaman yaramaz oğlumdan çektiklerim aklıma geldi. Ve dedim ki ne olur, her mahallenin keşke bir Dede Korkut'u olsaymış. İşte benim için asıl ödül oydu yani. O olmuştu. Şimdi Anadolu dediniz, insanımızın duyarlılıkları dediniz. Tabii ki biz bu o iklimde yetiştik, o iklimden beslendik. Haliyle yansıyacaktı yazdıklarımıza. Tabii ki yansıyacaktı. Evet. Ama ben şiirde biraz farklı boyutta oldum, ona da gelebiliriz yani. Şiirde farklı dediğimiz... Burada aslında özür diliyorum, pardon. Aslında... Efendim? Evet. Siz yaşamayı ve yazmayı birlikte deneyimliyorsunuz.
aslında yaptığınız eylem yaşadıklarınız ve yazdıklarınızın aynı düzleme taşınması, paralel ilerlemesi bu bağlamda. Dolayısıyla hani Oğuz Dede romanındaki o güncellemenin, yeniden kurmanın geri planında da bu var diye düşünüyorum ben. Çok doğru Hülya Hanım. Şimdi oradan başka bir şeye geçeceğim ben. Daldan dala var ya bu işte. Hı hı. Bir de benim Sarkaç diye bir romanım var. Bu Sarkaç, Balkanlardan Erzurum'a uzanan bir romandır. İşte Üsküp, Erzurum, Ankara. Bana sormuşlardı, bunları nasıl uydurdunuz? Aynen birisi böyle söyledi. Uydurmadım, yaşadım. Balkanları da yaşadım. Erzurum zaten öğrenciliğimin geçtiği yerdir. Ankara'ya ikamet ettiğim yerdir. Sarkaç romanındaki serüven de tabiatıyla benim birebir serüvenim değil. Ama tanıdığım, bildiğim kişiliklerin yaşadıklarıydı elbette. Başka bir şeye geçeceğim şimdi. Benim kulübe romanım vardır. Şey, tiyatro eseri, kulübe. Demin dedim Yaralı Dağlar'da şey var ya, Şeref Bey, müzevi hayat yaşayan. İşte o Yaralı Dağlar'ın esası kulübe tiyatrosudur. Kulübeyi yazdım, devlet tiyatrosuna verdim. Bana oyun oynadılar, oynamadılar eserimi. Ben de oturup bunu roman yaptım. Yaralı Dağlar diye. Bu her eserin de, kitabın da bir özgeçmişi var yani. Bir hikayesi var, macerası var diyebiliriz. Evet. Yazılma süreci var çünkü. Evet, evet. Tabii. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Hocam yazınızın başında, konuşmanızın başında şairler başka yerlerden görünmeyeni fil dişi kuleye çıkarak gösterebilenlerdir ifadesini kullandınız. Ben buradan evet. Yola çıkarak edebi türlerde akrabalıktan bahsettiniz. Şairle yazarın akrabalığı ne derecededir? Dile yaklaşım açısından, dünyaya yaklaşım açısından. Şair nerede durur? Aynı yerde olduğunu düşünüyoruz elbette ama dile yaklaşırken, sanatınızı inşa ederken romancı olarak nasıl bir bakış açısıyla yaklaşıyorsunuz? Şair olarak nasıl yaklaşıyorsunuz? Birbirini besledikleri yönler fazla mı? Yoksa ikisi ayrı bir uğraş olarak farklı yollarda mı yürüyor? Evet, anladım. İsminizi bağışlar mısınız? Fatih Uyar söyleyecektim, unuttum. Sizin memleketten, Gümüşhane'den sesleniyorum hocam. Gümüşhane'de çalışıyorum. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz bu arada hocam toplantıya. Şeref duydum. Şimdi Fatih Bey, bilirsiniz, sorarlar şaire. Şu mısrada ne demek istediniz? Şu şiirin şurasındaki anlamı açıklar mısınız diye. Ben bundan çok huylanırım nedense. Ne anladınsa o derim, geçerim. Ha işte burada şiirle öbür türlerin arasındaki farka geliyoruz. Öbür türler roman, hikaye, tiyatro bu soruların hepsinin cevabını verir. Fakat şiir hepsinin cevabını vermez. Onu okuyana bırakır. Böyle önemli bir fark görüyorum arada. Şiirin büyüsü de biraz orada. Yani şuna benzetilir yahut da ben benzetmiştim bir yazımda, konuşmamda. Şiir nazlı bir güzele benzer. Öyle herkese yüz vermez. Bilmem anlatabildim mi? Böyle bir fark var yani. Dolayısıyla şiirin açık bıraktığı, karşıya bıraktığını
roman bırakmaz, işi kendisi alır, kendisi bitirir veya diğer edebi türler. Bilmem anlatabildim mi? Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu noktada aslında biraz siz birey, toplum, evrensel değerler, fakat bunların tamamını kendi beyninizle, kendi bireysel duygulanımlarınızla özümseterek bir kurgu oluşturuyorsunuz ve bunu türler arasında şiirde, şiirin mevcut gerekleri dolayısıyla, romanın, tiyatronun, anı kitaplarının biçimsel yapısı itibariyle bir şekle sokuyorsunuz. Ama aslında zemin hep aynı mı Yahya Bey? Aynı yerden mi besleniyor kaynaklarınız, aynı mı? Ülke Hanım, zemin elbette aynıdır diyebilirim de. Ama zeminin türevleri vardır. O zemin başka bir türevlere de ihtiyaç duyar bazen. Yani mesela bana derler ya işte şu manzaraya daldın, şuralarda geziyorsun. Herhalde kim bilir amiyane tabirle kaç şiir patlatmışsındır derler. Tepeme patlayıp ruhu patlatır gibi bir son şeydir bu. Yaklaşımdır bu benim için. Yani bu şiiri şöyle de ifade ederim ben. Bir manzara, bir olay, bir yaşanmışlık bir yerde izlerini bırakır. O bir fotoğrafın negatifidir. Bu negatifin pozitife çevrilmesi için karanlık oda lazım, banyo lazım, zaman lazım. Fotoğrafın safhaları var ya. Böyle bir şey yani. Öyle anında efendim dün gece uykum kaçtı, kalktım iki şiir patlattım diye. Sizler de rastlıyorsunuzdur böyle şeylere eminim. Evet, ilham geldi diyorlar mesela. Ha. İlham gelmiş, adamın kapısını çalmış, o da ilham geldi diye bizim kafamızı patlatıyor. Bu anında olanlara şiirde yer yoktur. Ayrıca mesela bazı yazarlar roman için, tiyatro için not tutarlar. Bu doğru bir şeydir, güzel bir şeydir. Fakat o notlar da birer negatiftir esasında. Fotoğrafın negatifi gibi. Çekov'un şeyi bilirsiniz. Tiyatrolarından Martı, yanlış zannediyorsam. Martı'da işte yazar arkadaşıyla konuşurken durdu şimdi not almam lazım diyor. Bak şu buluta görüyor. Bakıyor musun? Görüyor musun? Bulut bir kuyruklu piyano oldu. Bunu bir yerde işlemem lazım. Not almam lazım diyor. Not eder. Bunlar güzel şeylerdir. Ama Martı'ya baktığımızda veya başka tiyatro eserlerine, onun hikayelerine öyle romana, natürel romana gitti. Galiba ses mi gitti? Hocam hem ses hem görüntü gitti Yahya Hoca'da. Evet. Ama yanında birisi var, yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, evet. Burada Yahya Akengi'nin aslında yazdığı eserler bağlamında baktığımızda yaklaşık 11 şiir kitabı, şiir kitaplarındaki 11 şiir kitabındaki şiirler, 7 roman, bildiğiniz şeyleri belki tekrar ediyorum, 5 tiyatro eseri, 2 anı kitabı var, 1 deneme eleştiri kitabı var. Bunların tamamı aracılığıyla aslında bir sağduyu, çünkü bir eğitme ve yön verme çabası da var, onu da soracağım geldiğinde. Hoca geldi hocam. Diye düşünüyorum. Geldi mi? Bilgisayara geçiş yaptı. Evet. Ha, onu ayarladılar o zaman. Tamam. Evet. Geldiniz mi? Geldim.
Çok bittiniz diye korktum. Gider gider geliriz biz. Ne güzel. Buyurun. Buyurunuz. Şimdi Ülke Hanım. Efendim, buyurunuz. Bu bahsettiğiniz hususlara bir şey ekleyeceğim ben. Hı hı. Oha, eserlerimden söz ettiniz ya. Hı. Anı olarak Siyasetname ya da Bir Seçim Hikayesi'nden Elif Hanım söz etti. Hı hı. Aslında esas benim anılarım Bir Semaverlik Muhabbet'tedir. O 10 yıl önce yayımlandı. Orada edebiyat hayatımda, bürokrasi hayatımda, işte sivil toplum kuruluşları hayatımda yaşadıklarımı oturup yazdım. Ve iyi de ettiğimi düşünüyorum şimdi çünkü. Evet. Rahmetli Hasan Pulur bir yazı yazmıştı o kitap hakkında. Demişti ki dobra dobra anlatmak böyle olur. Siz de oturun okuyun diye. Bir Semaverlik Muhabbet'te bizim edebiyat dünyamızın, çevrelerimizin, karşıt çevrelerin tavırları, yaşadıklarımız yer almıştır. Fakat öyle sanıyorum ki bana o kitabı yazdıran da roman ve edebi türlerden edindiğim tecrübelerdir. Zaten anı da biliyorsunuz elbette ki bir edebi türdür. Yani yine nereye geliyoruz? Bunlar yakın akraba, birbirinden ayrılmıyorlar, birbirlerini besliyorlar. Evet, ben sizi dinlemek istiyorum. Biraz sizleri, dostlar orada çok var. Evet, söz almak isteyen... Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun efendim. Yahya Hocam, merhabalar. Lütfen. Gülşah Şişman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Rize'den katılıyorum. Hocam şunu soracağım. Birçok türde eser vermiş bir sanatkarsınız. Şiir, oyun, anı, roman gibi. Ve dediniz ki her kitabın bir özgeçmişi vardır. Yani ve yine hani benzer şekilde hiçbir eser kolaylıkla ortaya çıkmaz dediniz. Ben şunu merak ediyorum. Özellikle kurmaca türler üzerinden hangi türde yazmak daha sancılı bir eser ortaya koymak? Ya da böyle bir kıyas yapabilir misiniz? Yani hangi tür daha zor gibi? Anladım. Evet Gülşah Hanım. Şimdi bana sorarsanız ben en zor şiir derim başta. Onu söyleyeyim. En zoru şiir diye düşünürüm. Ama gelin talihsizliğe bakın ki herkes en kolayı şiir zanneder, önüne gelen şiir yazar. Onun için şair çok, şiir az memlekette. Zorluk bakımından bunu hep böyle düşünmüşümdür. Diğerleri o kurgu ürünü olan eserlere gelince, kurgu aslında yaşanmışlıkların çokluğuyla ilgili bir şeydir. Tecrübelerin, hayat deneyimlerinin çokluğuyla ilgili bir şeydir. Ben 20 yaşlarımdayken bir roman yazmaya özendim. Bir dost beni uyardı. Hop dedi, hop o kadar değil dedi. Roman yaşanmışlık ister, birikim ister. Sen dedi şimdi bir kıza sevdalanır, şiir yazarsın. Kolay da, ama roman öyle değil dedi. Böyle bir fark da var, onu diyeyim yani. Tabii elbette şiiri de hayat tecrübeleri besler, değiştirir, geliştirir. Mesela benim hanım demiştir ki, Yahya'nın şiirleri benimle evlendikten sonra değişti. Belki de korktuğumdandır, kim bilir. Yani
şiirlerimden hesap soracak diye düşünmüşümdür de. O da bir etkidir yani, onu söyleyeyim ben size. Kolaylık zorluk meselesi, şunu söyleyeyim ki ben doğrudan doğruya kendimi hazır hissetmedikçe hiçbir yazıyı, türü yazmaya başlayamam. Yani dolacağım, birikimler oluşacak, bir de hadi beni yaz diye zorlayacaklar. Böyle baktım, böyle oldu bende bu iş. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Var mı soru arkadaşlar? Ben söz alalım. Ben sorabilir miyim Ülkü Hocam? Efendim? Merhabalar. Merhabalar. Hocam, ben söz hakkı alabilir miyim? Buyurun tabii ki Mehmet Sait Bey. Moderatörümüz orada. Evet. Merhabalar. Yahya Bey, hoş geldiniz öncelikle. Ben sağ olun Orhan Bey. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden, Türk Dil Edebiyatı bölümünden, eski Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı sahasındayım. Çok memnun oldum. Size küçük bir sorum olacak. Mesela Divan Edebiyatı'nda, çağdaş Türk Edebiyatı'nda bulunan roman ve öykünün karşılığı bizde mesnevi. Evet. Sizin mesela romanlarınızda veyahut ileride yazmayı planladığınız bir romanın içerisinde mesnevilerden, eski hikayelerden alıntılama veyahut ne diyeyim, öykünme diyebileceğimiz bir planınız var mı? Orhan Bey, şunu söyleyebilirim. Alıntılama değil de esinlenme. Aynen, haklısınız. Daima olmuştur. Hep olmuştur yani bende. Yani ne bileyim, mesela ben derim ki, hatta hani derler ya, bizim romanımız yoktur, Tanzimat'la başlamıştır. Ben derim ki mesela Mevlana'nın Mesnevilerin Mesnevisinden birçok roman çıkar. Geçelim şeye, halk hikayelerimize. Bilirsiniz, özellikle bunlardan birisini söylemek isterim. Hüseyin Rahmi Gürpınar, edebiyata başlangıcının halk hikayelerini okuyarak olduğunu söyler ve romancılığın da oradan geldiğini söyler. Dolayısıyla ben öyle bazı türlerin bize şeklen batıdan geldiğini kabul etmekle beraber bunların bizde nüvesi, özü yoktur diyemem, demem. Hatta Türk Edebiyat Dergisi bu konuda benimle bir mülakat yapmıştı. Demiştim ki divan edebiyatı yeni şiirde daha çok çiçekler açacaktır. Ürünler verecektir. Çünkü orası çok zengin bir bahçe. Bir şair o bahçeye dalınca kendisi de oradan farklı çiçekler derleyebilir. Buna hep böyle bakmışımdır. Yani ben eski şiir, yeni şiir, eski edebiyat, yeni edebiyat, tamam kategorik olarak bunlar vardır ama bunların öyle kesin sınırlarla ayrıldığını düşünmem. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kinitekin zaten Fuat Köprülü hocamız da edebiyatı bir bütün olarak alıyor. Yani biz tabii ki kürsü itibariyle divan edebiyatı, halk edebiyatı, işte çağdaş Türk edebiyatı ya yeni Türk edebiyatı alanında kürsüler var. Fakat edebiyatımız bir bütündür. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kategorik olarak ihtiyaç var ona. Bu ayrı. Uzmanlık alanımız, evet. İhtisas evet. Alanımız doğrudur. Evet. Teşekkür ediyorum. Buyurun Mustafa Bey. Evet, iyi akşamlar Ülke Hanım. İyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar Yahya abi. İyi akşamlar efendim. Ben Mithat Murat Durmuş. Bey mi? Mithat Durmuş. Mithat Bey. Evet. Evet, Kafkas Üniversitesi'nden Kars'tan sesleniyorum size. Ha, memnun oldum. Sağ olun. Ben bir hatırayı anlatmak istiyorum. Sonra bir sorum olacak size. Buyurun. Efendim 92-93 yıllarında üniversite öğrencisiyiz. Lisans öğrencisi. Evet. Hocalarımızdan birisi Hisar Dergisi ile ilgili bir makaleyi araştırmamızı söylemişti. Bu vesileyle kütüphanede Hisar Dergisi'nin sayfalarını ve sayılarını karıştırıyorum ve mümkün mertebe bu dergide gördüğüm şairlerin şiirlerini de okumaya çalışıyorum. Evet. Bu dergideki şiirler içerisinde iki şair, evet Hisar topluluğu arasında ama
söyleyiş biçimleri biraz daha farklı duruyor. İşte birisi... Bağışıklığa falan da iyi geliyor. Çünkü ben asla takamıyorum. Benim hemen... Birisi Mustafa Necati Karayer. Evet. Diğeri Yahya Akengin. Evet. İkisinin şiirinde bir farklılık var. Evet, Hisar Dergisi daha muhafazakar bir çizgi üzerinde ilerliyor ama iki şairde millilik duygusu daha baskın. Ve birkaç şiirinizi, sonraki sayılarda da karşılaştığım birkaç şiirinizi okurken şu üç sözcükle şiirlerinize karşılık bulmaya çalışmıştım. Efendim ne kadar sade, sıcak ve samimi söylüyor demiştim. Şimdi anılarınızı topladığınız kitabınızın ismini Bir Semaverlik Muhabbet koydunuz. Bizi de bu semaverin etrafında bugün topladınız. O sıcaklığınızı, aman, o sıcaklığınızı yine hissediyoruz, var olun. Ne güzel muhabbet bu böyle. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi biz sonra 3. sınıf olduk. 4. sınıfta bir şair arkadaşımız, aynı zamanda akademisyen, şimdi akademisyen. Evet. Bahtiyar Arslan Bey, Hisar Dergisi'nden bir şairi tez konusu çalışıyor. Mehmet Çınarlı. Evet. Henüz çalışmayı tamamlamamış ama çok kısa bir zaman kalmış. Biz de 3. sınıftaki arkadaşlar olarak kendisini bu konuda teşvik etmek istiyoruz ki bir an önce bitirsin. O arada sizin bir şiirinizdeki bir dizeyi günün sohbet konusu yaptık. Sorun bu değil tabii ama bir hatırayı paylaşmak adına söylüyorum. Diyorsunuz ki tesbihinde döner hayatın sırrı. Buyurun. Annem şiiri. Evet, şiirin ismini tabii şimdi hatırlayamadım annem ama. Annem şiiri, evet, annem için yazdığım şiir. Dizeyi hatırlıyorum. İşte tesbihinde döner hayatın sırrı. Evet. Biz de kendi aramızda şöyle demiştik. Bu tesbih acaba 99'luk tesbih mi? 33'lük tesbih mi? Vallahi bu 99'luk tesbih, annemin tesbihi. Evet, biz de öyle çıkarımda bulunduk. Sonra bu dizeden kalkarak, yani şiirin belki bütünü değil ama sadece bu dizeden kalkarak, efendim bu 99'luk bir şiir, 99'luk tesbihtir. Ve kim bilir, belki de hayatın sırrını bir devir nazariyesi içerisinde şair döndürmek ister. Bu dönüş dolayısıyla tesbih dünyayı da temsil eder. Efendim dünyanın sırrını şair bir nesne üzerine yansıtarak sözünü oraya konumlamak durumunda kalmıştır diyerek tartışmalar yürütmüştük. Evet. Sizi ilk tanışım bu vesileyle oldu. Sonra 97-98'lerde, şimdi tarihini çok net hatırlamayacağım ama Hazar Şiir Akşamları'nda karşılaşmıştık. Sonra 2020 yılında Kars'ta düzenlediğimiz Kars Şehrengizi, Şehir Şehrengizi programda birlikte olmuştuk. Tabii çok mutlu olmuştum. Öğrencilik yıllarında şiirlerinizi okuduğum zaman acaba hayatta mıdır diye bilmediğim bir ismi birkaç yıl sonra onun şiir programlarında gördük. Sonra Ankara'da tabii birkaç kez karşılaşmıştık. Sorum şu olacak Yahya Bey. Evet. Şimdi türler arasındaki akrabalık, türler arasındaki ilişki ve bu konuya giriş yaparken fil dişi kuleye çıkış, oradan manzarayı görmek ifadesine vurgu yaptınız. Yine satır arasında şunu söylemiştiniz. Şairlerin, yazarların, sanatkarların iki hayatı vardır. Bir yaşadıkları hayatı, bir de hissettikleri hayatı diye. Evet. Bunu çok önemsiyorum. Yani hissettikleri hayatı ifadesini çok önemsedim. Soru da bunun üzerine kurulmuş olacak. Hem türler arasındaki ilişki hem de bu ifadeniz dolayısıyla. Şimdi bizim tarihle temasımız ne yazık ki olmayan bir toplumuz. Hani yaralı bilinçte Şagıyan'ın ifade ettiği gibi Asya'nın çocukları 3 asırdır tarihte tatildedir diye. Biz biraz tarihte tatilde gibi görünüyoruz. Efendim şimdi sanat eserlerine, tarihi metinlerimizin, tarihi geçmişimizin taşınmasına ilişkin diğer türlerde bunu çok rahat görebiliyoruz. Efendim işte hikayelere bakıyorsunuz. İlk hikayecimizden Ömer Seyfettin'in Yeni Kahramanlar, Tarihi Kahramanlar adı altında yazdığı hikayelerle başlayan sonra da devam eden hikayede tarihi görebiliyoruz. Evet. Efendim işte romanda tarihi metinleri görebiliyoruz. Kutsal İsyan, Kutsal Barış, Çılgın Türkler filan çoğaltılabilir tabii. Beyaz Hüzün, işte Sarı Kamış anlatan Beyaz Hüzün filan görebiliyoruz. Evet. Ama şiir metinlerimizde tarih sanki biraz tatilde duruyor.
Siz yaşadığım coğrafya dolayısıyla biraz konuyu oraya taşımak istiyorum. Sizin evet. Sarıkamış'la ilgili yazmış olduğunuz da güzel bir şiiriniz var. Orada diyorsunuz ki terk edip harmanın da ekinini gelmişti. Yırtık çarıklarını yolda buzlar delmişti. Evet. Evet yani yırtık çarıkların buzlar deldiği bir toplumun çocuklarıyız biz. Sanatkarlar da bu toplumun çocukları. İşte sayılar değişiyor. Tarihçe farklı sayılar veriyor ama sayı çok da önemli değil. 90 bin kişi, 30 bin kişi fark etmez. Bir kişi bile olsa don deniliyor ve onlar donuyor. Bir kişinin evet. donması bile bir sanatkarın kalbini evet. sızlatabilir bir meseledir. Gerek Çanakkale'de, gerek işte efendim Sarıkamış'ta, İstanbul'un fethinde, işte Mohaç'ta, Karlofça'da yani kaybettiklerimizde de kazandıklarımızda da şiir metinlerimize tarih çok düşmüyor. Yani çok yansımıyor oraya. Evet. Konuya ilişkin acaba sanatkarlarımızın hissettikleri hayatı şiire taşıyamamış olmalarından mıdır? Anlıyorum. Yoksa şiir türü tarihi metinlere kapalı mıdır? Yani bunun sebebini çok çözmek istiyorum. Cevap bulamıyorum. Verdiğim cevaplar da kendi kendime vermiş olduğum cevaplar da subjektif olduğu evet. için. Evet. Bir şairden, aynı zamanda bir romancıdan, tiyatro yazarından, bir aydından, aynı zamanda önemli bir bürokrattan Türk dünyasına seslenmiş. Oranın coğrafyası da var. Mesela bir Kırım sürgününü şiirlerimizde bulamayız. Ahıska sürgününü bulamayız. Kurşunlanan evet. Türkologlarımız var ama kurşunlanan şairlerimiz, sanatkarlarımız var. İşte Ahmet Matov'un da bugün ölüm yıl dönemi. Onu da rahmetle anıyoruz. Evet, evet, evet. Onu da rahmetle anıyoruz. Ama şairlerimizin mesela gerek Asya coğrafya, Türkistan coğrafyasında gerek Anadolu coğrafyasındaki şairlerimizin şiir metinlerinde kurşunlanan sanatkarlara ilişkin şiir duyarlılıklarını çok fazla göremiyoruz. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz, nasıl bakarsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok güzel bir soruydu. Ben önce bu soruya kendi açımdan bakacağım. Sonra Hisar Dergisi açısından, sonra genel çerçeveden. Çok teşekkür ederim. Hisar Dergisi'nin tabii Hisar da milli duyarlılık ağır olan bir dergi. Ama mesela orada böyle doğrudan doğruya tarihi ele alıp işlemek yerine tarihten yansıyanları imajlamak, imaj halinde vermek vardır anlayışımızda. Evet. Bu da bir anlayıştır tabii. Diğer yandan sizin sorunuz hemen şeye götürüyor beni. Destan türüne. Tabii ki destan zaten tarihle meşgul olur. Bu şeyi anonim destanlar demiyorum da şairlerin yazdığı destanlar diyorum. Evet. Yani bu konuda fena da değildir edebiyatımız. Diyelim bir Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu, bir Basri Kocuğul. Bunlar doğrudan doğruya tarihi ele almışlar. Tarihin sayfalarını, olaylarını şiirleştirmişlerdir. Yanı sıra demin söylemiştiniz ya, Sarıkamış için yazdığım şiirde benim. Orada imajla yetinmek var. Yani tarihin, tarihteki olayların içine doğrudan doğruya girmek yerine onlardan yansıyan imajı mısralaştırmak vardır diye düşünüyorum. Tabii bizim bu gelenekselin dışındaki destan edebiyatımız çok da yeterlidir diyemeyiz elbette. Yani bizim tarihimiz yeteri kadar destanlaştırılamamıştır. Onu söyleyeyim. Yani mesela benim çok aram iyi değildir ama hakkı teslim etmek isterim. Nazım Hikmet Kurtuluş Savaşı destanında güzel bir şey yapmıştır yani. Mustafa Necati Karaer'den söz ettik. Karaer de tarihi konu olarak ele alır, işler. Ama
bu böyle kompartıman kompartıman ele alır. Bir bütün olarak değil. Tabiatıyla zaten hedefi de o değildir o. Onun. Ama şuna geliriz, şu neticeye varırız ki tarihimiz hak ettiği kadar şiirimizde yerini alamamıştır. Bu bizim edebiyatımızın bir eksiğidir. Onu söylemek isterim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu ile ilgili benim de bir çalışmam var. Kitap olarak yayınlandı. Bu benim lisans tezimdi. Yani öğrenciyken hazırladığımız bir çalışmaydı. Evet. Çalışmayı yaparken Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun edebiyat tarihlerinde çok aramıştım. Ne yazık ki Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun edebiyat tarihlerine taşıyan Ahmet Kabaklı'dan başka kimse yoktu. Şimdi tarihe temas etmiş sanatkarın edebiyat tarihinde kayıtlanmamış olması da ayrı bir tartışma konusudur belki. Geçen yıl bir çalışma yaptırmıştım bir öğrencime yüksek lisans tezi olarak. Evet. Türk şiirine yansıyan Sarıkamış konu başlığı buydu. İşte efendim edebiyat tarihlerinde isimlerini gördüğümüz pek çok sanatkarın, şairin şiir metinlerini ne yazık ki bu alanda göremiyoruz. Evet. Daha çok halk şairlerinin şiirlerini çalışmasını yaparken onlar üzerinden yürümek durumunda kaldı. Evet. Bunları görünce bir de toplumcu gerçekçi dediğimiz bir tanımlama, yani toplumcu gerçekçilik dediğimiz bir tanımlama var. Şimdi topluma baktığınız zaman toplumun yaşadıkları ortada. Gerçeğe baktığımız zaman edebiyat tarihleri ortada. Evet. Dolayısıyla bir tarihte tatil yaşama, sanatta tatil yaşama süreci içerisindeyiz. Soruyu belki unuttuğunuz, cevaplamadınız ama tür açısından nasıl bakarsınız? Yani tarih ile şiir arasındaki ilişkiye, tarihi romanlarımız falan var ama bunu destan boyutuyla söylemiyorum ama işte imajiner boyutta imgeler, semboller, nesneler üzerinde siz az önce hatırayı anlatırken vurguladığım tesbihteki nesneyi kullanarak bir geçmişliği, bir toplanmışlığı, efendim bir muhafazakarlığı, tesbihin içerisinde döndürüyorsunuz ve sırrı orada saklıyorsunuz. Niçin tarih bir sır olarak, imge olarak, semboller olarak yansımaz? Evet, bu acaba türün bir şeyi midir? Yani türün zorlaması mıdır? Şimdi orada sizin sorunuza cevap verirken bir yaraya parmak bastığınızı ifade ederek konuşacağım. Bu sağ sol kavgaları var ya, ne yazık ki bizim edebiyatımıza çok şey kaybettirmiştir. Evet. Bu mahalle kavgaları, bir taraf tarihe, tarihteki olaylara yönelirken itham edilmiş, dışlanmış. Niyazi Yıldırım da bunlardan birisidir. Hatta şair saymamaya kalkışılmıştır. Bu ideoloji Cemil Meriç'in deyimiyle bu idrakimize giydirilmiş deli gömleği olan ideolojik kavgalar bu bakımdan edebiyatımıza zarar vermiştir ve eksikler kalmasına yol açmıştır. Önce onu ifade edeyim. Bunun yanı sıra bizim yaklaşımımız da şöyle. Şimdi tarihi şiirde anlatırken kuru hamaset sevimli gelmez bana şahsen. Hamasetle yetinmek edebiyatın işi olmamalı diye düşünürüm. Evet. Dolayısıyla sanatkârane söyleyişten yanayımdır. Yani mesela diyelim ben Ahlat'ı gördüm, Ahlat mezar taşlarını, işte Malazgirt Savaşı'nın sahnesini elbette etkilendim. Bunu yazmam da lazım. Mesela ne demişimdir orada? Ahlat mezarlığını görenleriniz bilecektir. Orada mezar taşları sanki hücuma geçmiş atlılardır. Savaşçılardır o mezar taşları. Hala hücumdadır sanki mezar taşlarımız. Mısrası çıkmıştır mesela orada. Evet.
ve mesela oradan geçiş yapmışımdır. Ahlat'ta toprağa düşen cemremiz düşer bir gün Sakarya'nın sularına. Buradan Sakarya Savaşı'na atlama yapmak. Böyle kendimce muhayyile sistemaları, okuyucuyu da tarihin muhayyilesinde dolaştırmayı tercih eden bir yaklaşımım var. Evet, bu kadarla yetineyim de siz yine burada buyurun. Aslında şöyle bir durum var. Mithat Bey'in de altını çizdiği konuşur gibi geliyor bana Yahya Bey. Özellikle ideolojik koşullanmaların, burada koşullanma kelimesini özellikle kullanıyorum, bir körleştirme durumu var. Sanatı ya da sanat adına işler yapanları. Bu da ne yapıyor? Edebiyat tarihlerine ve genel anlamda sanatın gelişimine engel olmuş oluyor. Bu nokta, bu bağlamda siz onların dışında olduğunuz için bu konuyu sizinle konuşmak da tabii ki bu bağlamda daha Tespitinize tamamıyla katılıyorum. Ülke Hanım, şöyle oldu bakın, biz bu ideolojik körlüklerin en sıkı yaşandığı dönemlerde geçtik. Yani neydi? Mesela Hisar'da yazılanları, yazanları Varlık'ta yazanlar okumasınlar. Varlığı okuyanlar Hisar'ı okumasınlar. Öylesine bir körce ideolojik kavgaydı. Ve o mahallenin yazarına, şairine yanaşmayın. Onu tanımayın, onu okumayın. Biliyorsanız, tanıyorsanız inkar edin. Bunları açık açık yaşadık biz. Mesela şimdi yine isim vermeyeyim de ünlü bir yazar Yaşar Nabi'ye baskı yaptı Varlık dergisine. Filan şair orada yazarsa ben çekiliyorum, siz de yazmayacağım. Böylesine şeyler yani. İşte kayıp dediğim budur bizim benim. Hem üretimde kayıp, hem gündeme gelmekte kayıplardır bunlar. Evet, kesinlikle. Evet. O bir çok acı yaramızdır bizim. Çok teşekkür ediyorum Yahya Bey. Yani bunu sorabileceğim, rahatlıkla sorabileceğim bir sanatkara ihtiyacımız vardı. Konu dışı, yani soruya konu edindiğimiz meselenin dışında kaldığınız için size rahatlıkla sorabildim. Evet. Hayır hayır, biz serbest bir semaverlik muhabbet yapıyoruz. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Tabii, sadece tarih değil. Yani bizim mitolojimiz de, mesela Yunan mitolojisi şiirlerimizde çok yoğun olarak kendini gösterir ama yani Türk mitolojisini şiir metinlerinde göremeyiz. Evet. Bu da ayrı bir konudur. Birisi ideolojik saplanmışlıktır belki ama şiir metnimiz edebi türler içerisinde belki de en soylu olanıdır. Evet. Eliot belki de bunun için söylüyor. En milli olan tür şiirdir diye. Çünkü biz bir başka dilde konuşabiliriz, düşünebiliriz ama kendi dilimizin dışındaki bir başka dilde hissedemeyiz. Başka dilde rüya göremeyiz. Doğru. Şiir bizim sanatta rüya görme türümüz olduğu için kendi toprakların ile temas halinde olması gerekir diye düşünüyorum. Tarihinde yok, mitolojisinde yok. Efendim, toplumsal gerçekliğinde yok. Bu biraz kınamak oluyor belki ama hani sanatkardan böyle bir şey beklemek ne kadar doğru, o da ayrı bir tartışma konusu. Efendim, bunlar konuşulacak ki belki de uyuyan sanatkarlar vardır, onları da uyandıralım. Evet, Canan'ı uyandırmak lazım. Canan'ı evet. Çok teşekkür ederim. Ya orada ben bir şey görüyorum. Buyurun. Benim amcaoğlum Hamza mı orada? Hamza Bey evet burada. Burada. Evet, dinliyorum, zevkle dinliyorum. Amcam oğlum merhaba ya. Merhaba. Ya. Bu da Ülke Hanım, bu da ayrı bir sürpriz oldu benim için. Evet, bizim için de öyle. Bizim için de öyle. Abi ben de bir şey sorayım da yani konuşmaya da katılmış olayım diye düşünüyordum. Evet. İlkokulu köyde okul yoktu. Çok zor şartlarda okudunuz. Sonra lise, üniversite dönemi çok zor şartlarda geçti. 60'lı, 70'li yıllar, 80'li yıllar ideolojik çatışmalar. Yani bütün bunları bir birlik içerisinde düşünüp de sizin sahip olduğunuz şartlar ve günümüzdeki şartlarla kıyaslayarak yani bu edebiyat, şair, roman, Türk romanı geleceği açısından nasıl görüyorsunuz? Kendi birikiminiz ve bugünkü şartlar, sizin şartlarla bugünkü şartları kıyaslayarak nasıl görüyorsunuz?
Şimdi sevgili Hamza, ben o zorlukları, o çetin zamanları yaşamış olmayı kendi adıma bir artı sayıyorum. Eyvallah. Önce oradan başlayayım. Sen de benden bir kuşak sonra benzerlerini farklı şekilde yaşamışsındır. O da ayrı bir şey. Şimdi yalnız demin konuştuk. Orada bizim kaybımız şahsi çilemiz veyahut da hayat maceramızdan kaynaklanan zorlukları çekmek değildir. Bizim kaybımız o ideolojik çekişmelerin içinde yaşayıp edebiyatımızın tamam bütününü yaşayamamaktı yani. Yani mesela biz de filan solcu yazarı, falan solcu yazarı okumama havasına girmiştik. Şimdi bunların yanlış olduğunu görüyorum. Mesela benim bir zamanlar birbirimize böyle yumruk sıkacak derecede olduğumuz Atal Behramoğlu şimdi en iyi dostlarımdan. O soldan ben sağdan geliyorum. Bu sağ sol tabirlerini çok sevmediğimi de belirteyim bu arada. Mecburen kullanıyorum. Şimdi diyoruz ki biz ya biz niye yıllarca birbirimizden uzak kalmışız, anlayamamışız birbirimizi. Zorluklar, kayıplar bu noktalarda demek istiyorum. Eyvallah. Yoksa öbür ben çıkmışım köyden, annemin köyünü okumaya gitmişim. Ondan sonra dayılarımın yanında okurken köşelerde ağlamış, gözyaşımı silmiş, sonra eve gelmiş. Çocuk 7 yaşında gurbette. Yani. Onları hiç kayıp saymıyorum. Onlar artılar olarak görüyorum. Evet. Evet efendim. Çok teşekkür ederiz Sayın Nedim. Hamza Bey, siz çok teşekkür ediyoruz. Böylece hocamın haberi olmadığını bilmiyorduk. Böylece bir sürprizle de konuşturduk sizden. Evet ya, çok güzel bir sürpriz oldu bu benim için. Eyvallah. Ben de memnun oldum. Çok teşekkür ederim ben de. Biz de teşekkür ederiz. Hülya Argunşah hocamız da aramıza katıldı. Hocam merhabalar. Öyle mi? Evet, evet Hülya hocamız da Kayseri'den. Hocam merhabalar. Merhaba, merhaba herkese. İyi akşamlar. Merhaba Hülya Hanım. Mustafa Bey nasıl? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İkimiz de iyiyiz. Sağ olun. Allah iyilikler versin. Hoş geldiniz herkes. Sayın Hülya hocam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam bir soru sormak ister misiniz yoksa biz devam edelim mi hocam? Devam edelim isterseniz. Tamam, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Burada yine aslında Yahya Bey bir çoklu metin arayışı içerisinde misiniz diye düşündüm. Hattan gitmediniz inşallah. Heh, tamam. Buradayım. Evet. Çoklu metin arayışından ziyade aslında metinler sizin için bir aracı. Yani siz o metinleri kullanarak bir nevi topluma yön verme ya da toplumun fark etmediklerini fark ettirme çabası içerisindesiniz diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru bir tespit. Hani sevmediğiniz soruyu sormayacağım. Ne söylüyorsunuz burada değil ama çıkış noktanıza daha doğrusu o öze ulaşmaya çalışmak adına. Hayır, şiirin dışındakiler için sorabilirsiniz. Evet. Ben de dersler adına bunu hani şair burada ne demiş, şair burada bunu demiş, şairin şiirde olmadığını düşünenlerden olarak ya da romanda yazarın olmadığını, olmaması gerektiğini kurgusal anlamda bir kurmaca dünya anlamında düşünenlerden ve bu şekilde de bir tahlil yöntemi, böyle bir değerlendirme yapanlardan biriyim ama burada bir çoklu metin arayışı. Dolayısıyla aslında çoklu metin arayışı sizin ifade biçimleri ve söylem biçimleriyle bir ses yakalama. Yahya Akeng'in sesi, onun duyuşu, duyuş seviyesi diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru bir tespit. Çok doğru diyorsunuz. Çok güzel bir tespit benim için de. Kıvanç verici bir tespit. Bu arada siz ara sıra çay kahve içiyorsunuz gibi geldi bana. Hanım bir kahve verirse ben de içebilir miyim?
Tabii ki, tabii ki. Su içtim ama tabii ki. Ben vermek isterdim, ben ikram etmek isterdim sağ ama olun. Maalesef. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi çoklu metin dediniz. Evet. Çoklu metini ben şöyle anlıyorum. Öncelikle kendi penceremden. Geniş aile olarak anlıyorum ben bunu. Ben ailenin geniş olmasından yanayım. Edebiyat ailesinin. İşte onun için yani bugüne kadar hemen hemen edebiyatın her türünde eser vermeye çalıştım. Mesela benim senaryo da yazdım benim. Ben şeyi Malazgirt'i yazdım. Alparslan senaryo olarak. Tiyatroda Enver Paşa'yı yazdım. Burada mesela benim Enver Paşa ile ilgili de bir şiirim doğrudan değil de dolaylı vardır. Bir yazar demişti ki Enver Paşa ve Büyük Ümitler tiyatro eserinin yan ürünü Yahya Akengin'de asır 20. Yan ürünler vardır yani. Bir ürün olacak ki yan ürünü olsun yani. Yoksa olur mu? Tiyatronun yan ürünleri vardır. Romanın vardır, hikayenin vardır. Bu arada ben size bir şey daha söyleyeyim. Yani ben epey müzik seven, müzik şinas birisi sayılırım. Bazı güftelerim de vardır TRT repertuarında. Zaman zaman icra edilir. Ama şöyle bir şey yaptım orada biliyor musunuz? O bestelenen şiirleri şiir kitaplarıma almadım. Çünkü o bir güfteydi, yerindeydi ama gönlümce şiir değildi onlar. İşte çoklu metin de ne bilmem örnek sayılır mı? Metinler arası, metinler içerisinde seçme yapmak, seçici olmak diye bir şey de var. Onu da söyleyeyim. Seçici olmaktan yanayım ben. Ha şurada da şu tarakta bezim olsun manasında değil. Ama dediğim gibi geniş aile iyi ailedir. Her zaman. Böyle baktım. Zaten metinler arası ilişkiydi. Kısaca söylemeye çalıştım. Birbirlerini tamamlarlar. Birbirlerini beslerler. Türün olanaklarını kullanarak iletinizi okura ulaştırma çabası. Ve tabii, bunu tabii. Yaparken ben mesela şöyle şiirlerinizi okurken tespit ettiğim mesela kavram dizgesinde aşk, geçmişe özlem, evet. Mesela değerlere bağlılık, değerleri güncel tutma ya da bir farkındalık düzeyine taşıma, doğaya kaçış ama evet. Bu doğaya kaçış doğayı ve doğanın mevcut iç dinamiklerini kullanma bağlamında, duyguları anlatma bağlamında. Karşıda genelde özellikle roman... İlk defa sizden duyuyorum bunu. Bu gönlümde olan bir şeydi yani benim. Niye benim bu tarafıma hiç değinin olmuyor diye. Evet. Estağfurullah. Mesela karşıt güç ya da karşıt değer dediğimiz dizgedeyse romanlarda, tiyatro eserlerinde özellikle tespit ettiğim çoğunlukla yozlaşma. Yani çünkü kent merkezli ve kentteki bozulma merkezli ya da kentle birlikte kaybettiklerimiz üzerinden gittiğimiz için bunu ön plana çıkardığınızı, o toplumsal yapının, günlük politikanın olumsuzlukları üzerinden bir kurgu ve bir eleştiri söz konusu. Evet. Ama, şiirlerde yalnızlık ve ayrılık karşıda. Yani yalnızlığı, ayrılığı pek sevmemenin şiir öznesi bağlamında ön plana çıktığını tespit ettim. Bu bağlamda siz aslında türün olanaklarını çok iyi bir şekilde harmanlıyorsunuz. Yani o türler ya da çoklu metin arayışı dediğimiz bu. Yani zorlama değil. Evet.
Hür size kapısını açıyor. Sizin zaten mevcut sanatsal yapınız da o türün olanaklarını doldurmak için bir alt malzeme olarak, bir kaynak olarak, bir cevher olarak var diye düşünüyorum. Eyvallah, hiç üzerine bir şey söyleyemem de sadece yine de bir şey söyleyeceğim. Tabii ki, lütfen. Yani benim ilk şiirlerimde, Hisar'daki şiirlerimde, iki yıllarımda hakkımda yazanlar büyük şehir bunalımı dediler. Hı hı. Efendim, taşra özlemi dediler. Ben taşraya dönmek istemiyordum, taşradan kaçmadım. Taşrada kaybettiklerimi şehirde bulmak istedim, bulamadım. Mesele bu. Dönseler, dön deseler yine dönmezdim, onu söyleyeyim. Yabancılaşma önemli bir olgudur. Edebiyat için, sanat için önemli bir olgudur bu. Ben bunu yaşadım yani. Yani mesela işte 30 haneli köyden çıkmışım. 2000 nüfuslu kasabada çalışmışım. Sonra gelmişim, başkentin hayhuyuna düşmüşüm. Haliyle bunların yansımaları olacaktı, olmalıydı. Dolayısıyla ben burada o yabancılaşmayı, büyük şehir bunalımını verirken yine topluma bir katkı sunduğumu zannediyorum. Kesinlikle. Evet. O kadarını söylemek isterim yani. Ya burada özellikle büyük kentte kaybolmamak için tutunacak noktalar sunuyorsun diye düşünüyorum. Tabii, Dedek tabii. Korkut, köy yaşantısı, köyün köy yaşantısıyla birlikte o bozulmamışlık, iletişimin devam etmesi, işte su çok kullandığınız imgelerden biri, arınmak anlamında ya da yeniden dirilmek bağlamında metinlerinizde ön plana çıktığını gördüm ki bu bağlamda bir okur olarak, aynı zamanda bir eleştirmen, edebiyat eleştirmeni olarak çok sağlam metinler olduğunu da söyleyebilirim. Naçizane. Gören gönlünüz daima ihya olsun. Ne güzel görmüşsünüz. Teşekkür ederim. Onlar gözle değil, gönülle görülen şeylerdir. Çok teşekkür ediyorum. Sizin yazdıklarınızın bendeki yansımaları bunlar zaten. Demek ki boşa yazmamışım. Demek ki boşa yazmamışım. Ehlini bulmuş yani. Kesinlikle. Ehli değil, birbirini bilmemek insaf değil demiş ya. Doğru. İşte. Evet. Söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Çok yormamak istiyorum. Ülkü Hocam, merhaba. Bir soru sorabilir miyim? Merhaba. Buyurun, efendim. Merhaba Yahya Hocam, evimize hoş geldiniz. Sizi dinlerken aklıma bir soru geldi. Tanpınar, sanat sonsuzlukla bir bağ kurma çabasıdır demiş. Siz hangi eserinizle, en çok hangi eserinizle sonsuzlukla bir bağ kurduğunuzu düşünüyorsunuz? Ya da bu eseri hala yazamadınız mı? Aslında Gül Hanım mıydı? Evet. Gül Hanım, okuduğum kadarıyla. Benim anlayışıma göre yazar her yazdığında sonsuzlukla bir bağ kurmak ister. Sanatkar, yazar, şair. Her yazdığında bunun peşinde olur. Ama ne kadar bağ kurabilir, o tartışılır. Yani mesela benim bir şiirimde şöyle mısralar hemen aklıma geldi. Zaman adlı selin önünde sürüklenirken biz, böyle yükselir ölümsüz şarkılarımız gibi bir şey vardı. Zamanın önünde sürüklenen kütükler gibiyiz biz. O selden bir kütüğü kurtarmak gibidir yazmak. Dolayısıyla yok olmaktan kurtarmak. Dolayısıyla sonsuzluğa taşımaktır. Hedef bu olmalı. Ben şunu da söylemişimdir. Geçen sene, evvelki sene, 50. sanat yılım dolayısıyla
Türksoy'da da bir toplantı yapılmıştı. Orada poetikamı anlatırken sizin bu sorduğunuza yakın sorular soruldu. Yahya Kemal'in şu dörtlüğüyle de cevap verdim. Hep de öyle onu söylerim. Bu emel gurbetinin yoktur ucu. Daima yollar uzar, kalp üzülür. Ömrü oldukça yürür her yolcu. Varmadan menzile bir yerde ölür. Evet. Menzile varmak şart değil. Menzilin yolunda olmaktır önemli olan diye düşünmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Buyurun arkadaşlar. Bu noktada soru olmadığını görüyorum. Özellikle hani sizi yormamak adına bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Açılıyorum gitgide dinleniyorum. Tamam, o zaman mesele yok. Evet. Şöyle ki özellikle hani 50. sanat yılım dediğimiz noktadan itibaren ben o 50, tabii kutlu olsun, bir 50 daha inşallah olsun diye düşünerek söylüyorum. Burada sonsuzluğu yakalama veya sonsuzluğa ulaşmadan ziyade sonsuzluğu yakalayan bir mısra ya da bir imgeyi bulmak sanki çok daha önemli ki siz bunu, ben size o mısrayı okumak adına söylüyorum. Bu annem şiirinin son mısrası özellikle. Bin evet. Yıllık huzuru demlemiş annem diyorsunuz. Bin yıllık huzurun demlenmesi. Bu demlenme noktası aslında eserlerinizin de demlendiğini fark ediyorum. Ham olarak değil, o semaver imgesi üzerinden bir evet. Demleme. Dolayısıyla aslında onun bir zaman içerisinde tam kıvamını bulması noktası söz konusu ki sözü demliyorsunuz, duyguyu demliyorsunuz, düşünceyi demliyorsunuz ve mısralarınız da o demlenmişin sızıntıları diye düşünüyorum ben. Çok öyle doğru. Ama bunun içinde yaşanmışlık da var, onu diyeyim canım. Kesinlikle. Annem iyi bir çay tiryakisiydi rahmetli. Döndüğümüz zaman gurbetten, dışarıdan geldiğim zaman ilk işimiz çay içmek olurdu. Tabii her zaman memlekette olduğumuz sırada da. 30 bardaklık demliği annemle biz beraber bitirdiğimiz olmuştur, olurdu. Tabiatıyla annem için bir şiir yazmaya oturduğum zaman onlar aklımdan geçiyordu. Ama onun yanına eklenen şu oluyor, biliyor musunuz? Anadolu'daki bin yılımızın ifadesi, bir gurbet dönüşü içilen çayda bin yıllık huzuru demlemiş annem. Yani yaşanmışlık da var işin içerisinde, onu diyeyim. Evet. Yaşamak ve yazmak. Birlikte. Evet. Evet. Çok evet, bu noktada soru yoksa sizden şöyle bir ricada bulunabilir miyiz Yahya Bey? Bize bir şiirinizi ya da bir bölümünü okursanız sizin şiirinizle ve sesinizle kapatalım diyoruz programı. İzin verir misiniz? Hay hay efendim, memnun olurum. Buyurun lütfen, siz seçin. Konuştuklarımızın dışında hemen aklıma gelen farklı bir şiir okuyayım. Olur, olur, çok seviniriz. Güllerin şafakla yarış ettiği yerden, müjdeler dağıldı yıllar yılı seherden. Çizdim de çehreni ufuklara her mevsim. Gelmedin duyasın hasreti muayyerden. Selam gelir bazen sensiz de güzel olan. Bin mihnete bir gülüş aldığım dünyadan. Durulur alem. Oynar saçın ney sesiyle. Sular evcaradır şimdi. Rüzgar sabahdan. Mızrabınla her dem görünmez tellerdeyim. Benim o seslerde iklim iklim dolaşan.
Sen şiir perisi, ben çağıran bir neyim. Yollar nihavendir şimdi, rüzgar sabahdan. Heceledim ismini de mısra mısra oldu. Çiçeklerdir seni benden evvel çağıran. Birini kıskandım da binlerce soldu. Dallar suzi dildir şimdi, rüzgar sabahdan. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu akşam Yahya Erkengin'i aslında bir üç bükey ayna gibi iç içe geçen ve dolayısıyla da o her geçişte yeni bir evrene bizi taşıyan eserlerini hem kendi bakış açısıyla hem bizim sorularımızla yeniden görme, bakma, belki de onlar aracılığıyla kendimize bir yön belirleme imkanı bulduk. Bir küçük kaza geçirmişti. Buna rağmen Yahya Bey bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Aslında küçük kaza da sayılmazdı. Yüzümdeki çizikler gitti ama kolumdaki kırık duruyor. Oo, çok geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Efendim ben bu gece bu ziyafet sofrasına davet edilmekten dolayı çok bahtiyarım. Bütün ağrı, sızı, hiçbir şey kalmadı. Sağ olun, var olun. Bütün arkadaşlara, bütün dostlara muhabbetlerimi arz ediyorum.